Kafaya takılan en büyük problemlerden birisi de şu: benim çizim yeteneğim yok. Mimarlık fakültesinde herhangi bir bölümde okuyabilir miyim? Bu soruya cevabım çok net. Evet, okuyabilirsiniz. Ama bilmeniz gereken bazı detaylar var. Bunlardan ilki şu: sizden beklenen çizim yeteneği bir portre çizmeniz değil ya da bir manzara çizmeniz değil. Sizlerden beklenen çizim yeteneğini iki şekilde açıklayabilirim. Birincisi temel tasarım amaçlı, ikincisi ise teknik amaçlı. Siz mimarlık fakültesinde eğitim alırken her ikisini de öğreneceksiniz. Fakat bu öğrenme sürecinde çizim yeteneği olan arkadaşlar sizden bir adım daha önde olabilecek. Bu arkadaşların her zaman sizden daha başarılı olacağı gibi bir algıya kesinlikle kapılmayın. Çünkü bu açık pratik yaptıkça kapanacaktır. Daha sonraki yıllarda çizebilme kapasitesi üzerine sizden beklenen şeyleri zaten birinci sınıfta öğrenmiş olacaksınız. Ve bir yerden sonra bilgisayar destekli tasarım yapmaya başlayacağınızdan dolayı o çizim yeteneğini çok da kullanamayacaksınız. Mimar Fakültesini yeni kazanan arkadaşlar için hazırlamış olduğum tavsiye videosunu izleyerek siz de küçük küçük alıştırmalara başlayabilirsiniz. Çizim yeteneği kendi içerisinde çok fazla yorumlanabilecek bir şey. Çizim yeteneğinin en fazla faydasını temel tasarım derslerinde göreceksiniz. Ayrıca temel tasarım dersleri üzerine yeni bir video serisi başlatacağım. Bu kanalı takip ederek o noktada da eksikliklerimizi giderebiliriz.